Almanya'nın başkenti Berlin, Libya zirvesine ev sahipliği yaptı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğindeki zirveye Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katıldı. Zirve öncesinde önemli ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun aralarında bulunduğu isimlerle bir araya geldi. Sabah saatlerinde Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Es-Sarraç'la görüştü. Erdoğan'ın Berlin'deki en dikkat çekici görüşmesi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'leydi. İki lider görüşmenin basına açık bölümünde kısa birer açıklama yaptı. Berlin'lerin sorduğu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte ateşkes anlaşmasını imzaladık. Meşneyi imzalamayan halkler ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin zirvesinde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmiştir. Buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer zirvelerinin uygulanabilmesi için Akker'in saldırgan tutumunda sona ermesi gerekmektedir. Erdoğan'dan sonra konuşan Putin, İstanbul'daki görüşmemizde Libyalı tarafları ateşkese, düşmanlıkları durdurmaya çağırarak çok güzel bir adım attık. Bir takım olaylar yaşanmasına rağmen her iki taraf da çağrımıza uydu ve büyük çaplı silahlı eylemler durdu. Moskova'da her şeye çözüm bulamadık. Taraflardan biri anlaşma metnini desteklemedi ancak diyaloğun devam edeceğine dair umutlarımızı koruyoruz ve krize çözüm bulunması için samimi şekilde çalışmaya devam edeceğiz dedi.